Oyalıyorlar bizi. Kabukla. Nerede içi? İçi yok. Özü yok, ihlası yok, samimiyeti yok. Kim için yaptığın belli değil. Nerede ibadet, nerede ubudiyet, nerede kulluk? Oynuyorlar bizimle, oynuyorlar. Ağzımızdan çıkanla yaptığımız birbirini örtmüyor. Nerede bu iş? Kim öğretecek bunları? Kim anlatacak bize? Kim yaşayacak bunları? Daha hala gelmeye gocunuyorlar, hala gelmeye üşeniyorlar. Evini barkını yak gel. Gel öğren şunları. Sonsuz hayat yanacak. Gel, yapacağımız çok iş var. Gel, gel. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şunu beraber bir taşıyalım. Sen ilk defa mı geliyorsun ya? Ya ne oluyor yani tam ne oluyor? Abi hayalenen Ankara burası bilmiyor musun? Biz sohbetlere başladık burada. Bir yandan da taşıma devam ediyor. Abiler siz devam edin hemen. Gel ben sana binayı gezdireyim abi şöyle. Aşağıda sohbet salonumuz var. Oralar daha düzenli. Evet beyler kimler namaz kılıyor? Sen gel. Sen gel. Sen gel. Namaz kılacağız ama part part kılıyoruz. Şu anlık bir halı eksiğimiz var. Namaz bitene kadar biz seninle şurada muhabbet ederim. Burası bizim depo alanımız. Şu an biraz dağınık ama düzeltmeye başlayalım. Şu taraflarda bakabiliriz. O ne yapıyor? O bir şey yapıyor. Evet, o kardeşimiz bir şey yapıyor. Şu an jeneratör eksiğimiz olduğundan dolayı kendisi kabloyla enerji üretmeye çalışıyor duvara sürterek. Dönüp bakabilirsiniz. Burayı yavaş yavaş yakmaya başladı. Muhtemelen de bir iki güne buraları tamamen yakmış olabilir. Bu alanda bizim sosyal medya yani YouTube'a edit ve montaj yapacağımız yerler olarak dizayn etmeye çalışıyoruz. Çok o güzel olmuş. Uyuyor mu? Bu arkadaşa şu an karışmasak iyi olur. Şu an bizim bilgisayar ve araç gereçlerimiz eksik olduğundan dolayı kafasından edit yapabiliyor. O edit bilgisayarlar geldiğimizde bilgisayarları aktaracak. Kardeşim orayı yanlış kessin az geri alalım. Hiç sorun değil. Bunların hepsi tamamlanacak. Abi gördüğün yerleri de böyle düzenlenecek. Şöyle devam edelim. Bu arkadaşlar sıhhi tesisat eksiğimiz olduğundan dolayı karın erimesini bekliyorlar. Ortalama bir saate abdest almış olurlar. Ama dokunmayalım. Soğuktan biraz etkilenmiş olabilirler. Burası da bizim sohbet salonumuz. Ben hemen izah edeyim. Arkadaşlar biraz hava soğuk olduğundan dolayı çünkü henüz ısıtma ve klima sistemini halledemediğimizden dolayı biraz tempolu okuma yapıyorlar. Ama onlar alışkınlar hiçbir problem yok. Hiç problem yok. Abi ben biraz fazla üşüdüm ben. Biraz koşabilirim. Abi tabii ki koşalım. Şöyle koşalım. Bunlar hepsi halledilecek. Biz seninle üst katları gezelim. Mersin'de 4 katlı binamızla yüzlerce kişiye ulaşıp namaza başlamaları da bir nebze de olsa günahtan kurtulmalarına bu hakikatleri belki bir kişiye daha ulaştırmaya vesile oldu. İstanbul'da tuttuğumuz büyük hayalhanem binasıyla binlerce kişiye Allah'ı anlatıp bu hakikatleri duyurduk. Ama aklımızdan çıkarmadığımız bir soru var. Yaşamın, dünyanın anlamını ararken boğulan binlercesi, dışarıda kalıp bir çay ısmarlayıp gönüllerini Allah'a ısındıramadıklarımız. Ya biz de onlardan biri olup yönümüzü bulamasaydık? Onlara yetişmek için bir şeyler planlamamız gerekmez mi? Dışarıda kalan, yönünü bulamayanlar için bizim bir planımız var. Şimdi sıra Hayalhanem Ankara'da. Sen de bizimle beraber onlara bir el uzatmak ister misin? Kalabalığın içinde yemiş, kakılmış İslam yiyen bir evlatsın lan sen!
boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. MyBedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.